Şivan, niye toplandık yine? Hiç sorma abi. Bu kez babam gerçekten evlatlıktan reddedecek. Kızım ne diyeceksen de, çatlatma insanı. Şimdi babamlar da yoldadır, onlar gelsin hep birlikte konuşalım, olur mu? Meyrem, baklavamı getir bana. Bunlar benim dans yolumu gasp edici. Kara toprağı kovmadan rahat etmeyeceler. Bu ne biçim laf hanım? Allah göstermesin. Öyle dersin öyle. Daha ne edici bunlar bize? Eldim söyle artık, çatlayacağım ya meraktan. Geldiler. Geldiler. Buyur hanım. Hoş geldiniz babacığım. İnşallah hoş bulmuşuzdur. Şimal, ne oluyor abla? Ablacığım siz geçin içeri. Ben açıklayacağım, olur mu? Dönürüm. Hoş gelmişsin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk da burada ne oluyor acaba? Bir söyleyecek mi bize ya? Kızınız da açıklama yapmak için sizi bekliydi. Buyurun. Babacığım lütfen oturun, ben anlatacağım her şeyi. Evet evet, buyurun Dursun Bey. Hoş geldiniz kızım. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun şöyle. Bence kesin barışmış babamlar. Kızım ne diyeceksen de. Dizdin bizi inci gibi. Evet Şimal, hadi vallahi öldük meraktan ya. Yok yok, kesin barışmışlar bunlar gene ya. 3 yaşında çocuk gibi parmaklarında oynatıyorlar bizi. Evet abiciğim, barıştık. Ama öncesinde kavga ettiğimiz için değil. Yepyeni bir başlangıç yapmak için barıştık. Bir dakika kızım, bir dakika. Yani ne demek istiyorsun? Biz burada şimdi hiçbir şey anlamadık. Evet ya, bu parlak zekayla ben bile anlayamıyorum. Emine, baba kız ne söylüyor ben anlamadım. Şimal, ablam bir tek tek anlat şimdi bize. Boşanıyor musunuz, boşanmıyor musunuz? Barıştınız mı, barışmadınız mı, anlamadık biz hiçbir şey. Boşanmıyoruz. Ama size evliliğimiz hakkında açıklamak istediğimiz bir şey var. Tam burada ben bir araya girmek istiyorum müsaadenizle. Dursun babacığım, silahımızı yanınıza getirdiniz mi? Silah mı? Boş bulundum, boş girdim. Hayırdır? Ne yapacaksın silah? Oh, şey, hiç değilse can güvenliğimiz tehlikede değil. Ne oluyor ya? Ben bugün bu uşakları hiç anlamıyorum. Dalga mı geçiyorsunuz yoksa ciddi mi konuşuyorsunuz? Güzel mi söylesene, diyecek sadece de ikide bir lafı eğip bükmeden. Tamam, söylüyorum. Biz size başından beri yalan söyledik. Tanıştığımız günden itibaren anlattığımız her şey yalandı. Ailelerimiz tamam, benim lütfen bir sakin olun. Sakin olun lütfen. Lütfen. Lütfen bir izin verirseniz biz her şeyi açıklayacağız. Ben hala niye bunun doğru bir fikir olduğunu düşünmüyorum acaba? Ben... Biz... Yani ben... Size o gün... Bir ay önce tanışmıştık desem de her şey çukura düştüğümüz gün başladı. Ne yapıyor? Salak ne yapıyor ya? Hey! Hey! Dursana! O gün bu döngüyü başlatan, siz
size yalan söyleyen bendim. Dünya senin etrafında dönmüyor. Ben de buraya senin için değil, sözümün sağlık durumunu öğrenmek için geldim. Sözlü mü? Kiminle? Civan'la mı? Bizim Civan mı? Kendi kendine gelin güvey olacak halı yok ya. Sözlü iddeyi. Sözü mü? Baba. Sözlüm mü var benim ya? Abi daha sözlüm dedi. Bu da sözlüm diyor. Kim benim sözlüm ya? Kim var, ne oluyor burada? Baba. Emine. Abi sana sözlendim dedi mi? Oha. Hem de buna sözlendin. Ne diyorsun baba? Bunun gözü göz mü sence? Boş bakayım. Affedersiniz. Bu kim? Oğlum, sözlenmişsin ya, sözlünün babasını tanımıyor musun? Yok, tanımıyorum. Doktor bey, oğluma ne oluyor? Merak etmeyin, kısmi bir hafıza kaybı geçiriyor olabilir. Bu tarz vakalarda çok sık görünen bir durumdur. Civan'ın hafıza kaybından yararlanıp size sözlü olduğumuz yalanını söyledim. İşte bütün hikaye bu. Ben sizden kendim adına ve Civan adına gerçekten çok özür diliyorum ve büyüklük yapıp bizi affetmenizi diliyorum. Yani kızım, ben şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani senden hayatta böyle bir şey beklemezdim. Kendi öz oğlumdan, Civan'dan beklerdim ama senden bekleme. Demek başından beri yalanı söyleyen sensin, öyle mi? Vallahi kızım, doğrusunu istersen ben bile senden bu kadarını beklemezdim. Bravo. Ben sizden, babacığım özellikle de senden gerçekten çok özür dilerim. Size asla duymayı hak etmediğiniz yalanlar söyledik. Ama o yalanların içinden muhteşem bir gerçek doğdu ve ben Civan'ı sevdim. Ona öyle güvenmiyordum ki, bırakın onu sevmek, ondan nefret ediyordum. Ama o değişti. Sevgimiz her şeyi değiştirdi, dönüştürdü. Anlayacağınız bir yalanla çıktığımız bu yolda gerçekten evli bir çift olarak devam etmek istiyoruz. Yalansız, dolansız ve en masum haliyle. İnanın sizlere bunu anlatmak gerçekten bizim için çok zordu. Ama gerçek bir evlilik yapabilmek için sizin desteğinize ve onayınıza ihtiyacımız var. Gerçek evlilik değil Dersin. Gerçek evlilik değil. Duydum hanım, duydum. Babacığım, bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim kızım? Atayı babayı hiçe sayıp yapacağımızı yapmışsınız. Biz seni demek düşer. Babacığım, her zamanki gibi bizi affedip destek olmanı bekliyorum. Ben ne diyorum biliyor musun? Ben diyorum ki keşke Allah canımı alaydı. Keşke öleydim de böyle benim masum kızımı, benim yalanın yeğesinden haberdar olmayan kızının bu hallerini görmeyeydim. Keşke. Beni büyük hayal kırıklığına uğrattın. Dönürüm, sen de yani. Dönür deme be. Tahsin Bey, dönür deme. Duymuyor musun? O da yalanmış bu yalanların içinde. Bize baba deyip de hürmet eden yokmuş ki. İlkokul çocuğu gibi kandırmışlar.
Babacığım kızmakta, sinirlenmekte çok haklısın. Ama inan ki her şey, bu söylediğim yalan, sen üzülme diyeydi. O yüzden buralara kadar geldi. Allah razı olsun kızım. Sağ ol. Keşke en başında söyleseydin da üzülseydim. Doğru diyorsun, üzülürdüm. Çok üzülürdüm. Ama en azından güvendiğim dağlara kar yağmazdı. Babacığım. Dursun Bey. Dursun Bey. Dursun Bey. Niyetimi görür musun? Nasıl üzüldü ya? Meryem. Buraya gel, bana bir şeyler oluyor. Abicim, ablacığım. Hiç bana bakma şimdi. Aylardır saf yerine koymuşsun bizi. Babam haklı. Bu saatten sonra seni kucaklamamızı bekleme bizden. Hiç bizi mahalleye çekmemişsin. Hiç.